Uygun görürseniz başlayabilirim. Tamam. Değerli basın mensupları, bugün sizlerle yükseköğretimin bazı sorunları üzerine konuşmak, göz önünde olan bir takım sıkıntıları dile getirmek için bugün bu basın toplantısını düzenledim. Ancak sabah tabii bir uyandık. Bir çocuğumuz, bir genç kızımızın katledildiği haberiyle yüreğimiz dağlandı. Bu çocuğumuz da üniversiteye devam ediyor olabilirdi. Ve yine bir kadın cinayeti, yine bir çocuk cinayeti, yine haince bir katliam. Son bulmasını diliyoruz. Gerçekten yüreğimiz dağlandı. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, değerli basın mensupları, zaman zaman sizlerle ilk ve orta öğretimin sorunları üzerine konuştuk. Milli Eğitim'in yaptığı yanlışları sizlerle paylaştık. Önerilerimizi dile getirdik. Ama bugün daha ziyade yüksek öğretimde gördüğümüz bir takım yaşanan sıkıntıları ve çözülmeden sorunların nasıl daha fazla biriktiğini biraz tartışalım, biraz konuşalım istedim. Değerli basın mensupları, öncelikle tabii ki sadece yüksek öğretimde değil, ilk öğretimden yüksek öğretime kadar öncelikle tartışmamız gereken konu eğitimin niteliği. Yani her geçen gün niteliksizleşmesi ve eğitimin kalitesinin düşüyor olması. Eğitimin çok sorunu var tabii ama pandemi öncesi, pandemi sonrası diye ayırdığınızda aslında bu sorunlar pandemi sonrasında çıkmadı. Pandemi sadece derinleştirdi, gerçekleri biraz daha net olarak görmemizi sağladı ve derinleştirdi. Özellikle de fırsat eşitsizliğini derinleştirdi. Ama eğitim sisteminin bu kadar bakan değişimine rağmen sınav sisteminden müfredatına, okulların yetersizliğinden, öğretmenlerin atanamamasından, eğitimin her gün kalitesini, niteliğini yitirmesinden tutun da çok çok sayıda sorunu zaten vardı. Ancak son günlerde özellikle ortaya çıkan net bir sorun eğitimin nitelik kaybı oldu ve fırsat eşitsizliği oldu. Bugün ülkemizde nitelikli eğitime maddi imkanı iyi olduğu için, yeterli olduğu için nitelikli eğitime erişebilen bir azınlık ve nitelikli eğitime yoksulluk ve yoksunluğu sebebiyle erişemeyen bir çoğunluk, çocuk, genç ve aile var. İkiye ayrılmış durumda ve her geçen günde bu fark, bu makas biraz daha açılmakta ve iktidar bunu görmezden gelmekte, bu sorunu maalesef kabul etmemektedir. Yüksek öğretimde de tabii aynı sıkıntı söz konusu. Ve niteliği tartışmıyoruz, istihdam sorununu tartışmıyoruz. Yüksek öğretimin çok sayıda sorununu az sonra ifade edeceğim, bazılarını ifade edebileceğim tabii zaman yeterince, yeterli olduğu kadar. Bunları tartışmıyoruz ama başka önceliklerin de bu süreç içerisinde ön plana geçtiğini de geçen hafta gördük. Değerli basın mensupları, üniversite eğitiminde de nitelikli eğitime erişebilen ve erişemeyen öğrenci aile grupları var. Ama bir taraftan da bir şeyler yapılmış gibi davranılıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bir baraj meselesi vardı. Basına da sıkça yansıdı. Bunun üzerine çok sorular geldi. Üniversite sınavına girişteki barajın kaldırılmasıyla ilgili. Yani baraj kaldırılır kaldırılmaz ama bu sorunları çözer mi? Oturup buradan düşünmek lazım veya eğitimin tek sorunu bu mu yüksek öğretimde? Şimdi buna baktığımızda az önce nitelik yetersizliği olduğunu ve ilk öğretimden yüksek öğretime bir nitelik kaybı ve aynı zamanda bu nitelik kaybının öğrencilerin sınavlardaki hem orta öğretimden geçiş hem de yüksek öğretim sınavlarındaki başarısına yansıdığını görüyoruz. Yani bizim çocuklarımızın zekasında bir problem yok ama eğitimin niteliğinin her geçen gün kaybedilmesi çocukların hem umutsuzluğa
itilmesine sebebiyet verdi, hem de sınav sonuçlarına yansıdı ve bunu her geçen gün biraz daha, her geçen yılki sonuçlarda biraz daha net gördük. Şimdi bütün bu sorunlar varken biz baraj kaldırılınca örneğin eğitimin niteliksizliğini tartışmayacak mıyız? Milli eğitimin politikasızlığını, amaç ve hedeflerinin belli olmayışını ya da sadece siyasete yönelmiş bir hedefte kilitlenmiş olduğunu tartışmayacak mıyız? Aslında yapılması gereken bir takım şeylerden bahsetmek istiyorum kısaca. Ve bunlardan ilki tabii ki nitelik. Yani bakın, bir dekan, örneğin bir dekan bir mekan anlayışıyla çok yerde üniversite açıldı, fakülte bölüm açıldı ve bunlar bir meslek envanteri yapılmadan, ihtiyaca bakılarak yapılmadı. İçleri doldurulmadı, akademisyen eksikleri var. Hatta siz de biliyorsunuz ki bir yerde bir kişi hem oranın dekanı hem bölüm başkanı veya işte birden fazla görev almış konumda. Ya da bir ilden diğerine kadro oluşmadığı için ders vermeye gidiyorlar. Diğer imkanları, yetersizlikleri de ayrıca eksikleri de var buraların. Ve öğrenciler tercih etmiyorlar. Şimdi baraj kaldırılınca öğrenciler tercih mi edecek? Ya da bunun çözümü sadece barajı kaldırmak mı? Aslında bu okulları nitelikli hale getirmek, kadrolarını tamamlamak, eksiklerini gidermek mi? Örneğin bunun tartışılması lazım. Sayın YÖK Başkanı bir açıklama yapmıştı. Bence talihsiz bir açıklamaydı. Kendisi şöyle ifade etti. Dedi ki biz barajı öğrencilerin psikolojisine baskı yarattığı için kaldırıyoruz. Tabii oradan çok şey akla geliyor. Yani çok söyleyeceğimiz nokta karşımıza geliyor. Mesela şu anda yoksulluk ve yoksunluğun olduğu ortamda sınav ücretlerine biliyorsunuz %30 zam yapıldı ve 345 lira alınıyor. Şimdi bu ailelerin, gençlerin önünde hakikaten üniversiteye girişte önemli bir maddi sıkıntı. Mesela psikolojisini düşünüyorsanız niye bu ülkede sınava ücretle giriliyor? Yani gençlerin hayatlarının bir döneminde üniversite okuma, ama nitelikli ve parasız üniversite okuma hakları vardır. Anayasal haklarıdır. Biz onlara eşit nitelikli imkanlar sunamadığımız gibi bir de sınava giriş ücreti alıyoruz ve bir de şu ortamda buna zam yapıyoruz. Bu öğrencilerin psikolojisi üzerinde etkili değil mi mesela? Bir başka nokta, daha gençler üniversiteye kaydolmadan ben kazanırsam yurtta çıkmazsa nerede kalacağım diye bir sorun yaşıyorlar. Bu da umutsuzluk değil mi? Bu da sıkıntı değil mi? Psikolojilerine olumsuz etki etmiyor mu? Bu ülkede barınma sorunu var. Bunu kimse reddedemez. Peki barınma sorunu üzerine bir yatırım gerçekleşip ya da bir kafa yoruluyor mu? Hayır. Bunu görmüyoruz. Başka bir sorun değerli basın mensupları. Daha öğrenciler, gençler üniversiteye başlamadan mezun olunca iş bulabilecek miyim umutsuzluğu yaşıyor. Çünkü görüyor önündeki abilerini, ablalarını. Ve bu ülkede tabii ki sadece YÖK'ün yapabileceği bir şey değil ama ekonomi yönetimiyle YÖK'ün burada hedeflerinin örtüşmesi lazım. Yani kalkınma stratejisiyle örtüşen bir eğitim politikasının inşa edilmesi lazım. İstihdam yaratan reformlar, ekonomi politikaları oluşturulup bunlarla da YÖK'ün ve eğitim sisteminin hedeflerinin örtüşmesi lazım. Ama her şeye siyasi bakıldığı için, örneğin bir barajın kaldırılması olayı bile, bir eğitimdeki bir konu bile siyaset aracı olarak kullanıldığı için maalesef bu hedefler, bu gerçekleşmeler, bu örtüşmeler sağlanamıyor zaten. Bunların hepsi temel sorun. Ve bu ülkede oturmadığı için eğitim sisteminde değerli basın mensupları hem orta öğretimde hem de üniversite giriş sınavlarında sürekli değişiklikler oluyor. Sürekli. Yani bakıyorsunuz katsayı değişiyor, işte başarı puanı değişiyor, sistem değişiyor, sınav sistemi ağırlıkları değişiyor veya işte orta öğretim başarı puanının ağırlığı değişiyor. Sürekli bir şeyler değişiyor ve bunlar gerçekten öğrencilerin, velilerin psikolojisini bozuyor.
Sadece yüksek öğretimde değil, orta öğretime geçiş sınavlarında da biz aynı sıkıntıları yaşamaktayız. Ama bunlar bir çözüme gitmiyor maalesef ve bir birikmiş sorun yumağı olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ve bu da her zaman için sürekli bir kalite düşüşü, nitelik azalması meydana getiriyor. Vakıf üniversiteleri var. Bir kısmı gerçekten vakfın amaçlarına, hedeflerine dönük hareket ediyor. Onları bir kenarda tutuyorum ama bazıları da gerçekten bir ticarethane görünümünde ve öğrencilere müşteri gözüyle bakıyor. Maalesef bu kelimeyi kullanmak istemesem de. Ve şimdi belki onlar da hani bize daha çok müşteri gelecek hevesine de kapılabiliyorlar. Ancak vakıf üniversiteleri de bu ülkede şu anda var ise, oradaki eğitimin de niteliğinin artırılması konusunda çalışmalar, baskılar yapmak lazım belki. Denetimde tutmak lazım. Oraların bir ticarethane olmaması gerekiyor. Bu ülkenin bütün öğrencilerinin nitelikli ve eşit eğitime ulaşabilmesi gerekiyor. Eğitimdeki fırsat eşitsizliği sadece çocukların, ailelerin değil değerli basın mensupları. Bu ülkenin temel sorunudur. Bu ülkenin kalkınmasının temel sorunudur. Bu ülkenin geleceğinin temel sorunudur. Bunları yine zaman zaman gündeme getireceğiz ve üzerinde gerçekten konuşmaya gerek olduğunu düşünüyorum ve üzerinde duracağız. Evet, Z kuşağı çok zeki ve Z kuşağı düşünüyor, sorguluyor. Ve Z kuşağının algı yönetimiyle etkilenmesi gerçekten mümkün değil. Ama Z kuşağının siz sorunlarını derinden bilirseniz, işte barınma sorunu, işte istihdam sorunu, işte sınav öncesindeki ücretlerle ilgili sorunlar, eğitimin niteliksizliği ya da bir arkadaşı daha iyi koşullarda eğitim ya da işte dershane ya da eğitim materyallerine ulaşabilirken diğerinin ulaşamamasının verdiği o sorunları siz yakından anlayabiliyor ve çözüm üretebiliyorsanız, işte Z kuşağına o zaman faydalı bir şey yapıyor olursunuz. Bunları da zaman zaman yine dile getirmeyi görebiliyorum. Değerli basın mensupları, yüksek öğretimde bir soruna daha, çok sorun var ama işte bugün hani bazılarına giriyorum. Bir sorun daha, o da neden? Bugünlerde çok güncel ve çok bu konuda şikayetler aldığımız için bugün bu başlık altında sıralamak istedim. O da şu, bildiğimiz gibi üniversitelerde akademik kadro ilanları var. Ve bu kadro ilanlarının 2011'de çıkan bir yönetmeliğe göre adrese teslim verilmemesi gerekiyor. Adrese teslim verildiği zaman, hatta o kişinin hazırladığı tezin başlığına kadar adrese teslim verildiği için aynı mezuniyette olan, aynı şartlara sahip olan başka adayların önünü kesiyorsunuz. Ve bu yasal değil, yönetmeliğe de aykırı zaten. Tek tük önceki yıllarda olurdu ama işte şikayetler, itirazlar üzerinde bazıları da düzelirdi. Fakat şimdi maalesef YÖK görmezden geliyor, bunu böyle görüyorum ben. O kadar çok arttı ki değerli basın mensupları ve biz bunu gündeme de taşımak durumunda kaldık. Ve ne yapabilirler onu da ben buradan ifade etmek istiyorum ve rektörlere de seslenmek istiyorum. Şimdi değerli basın mensupları, şöyle ifade edeyim. Yönetmelik, kısaca okuyacağım. Şöyle diyor, diyor ki, 9.3, tabii 2011'den itibaren birkaç değişiklikle bu haline geliyor. 9.3.2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'nca yapılan yeni düzenlemeye göre, üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamaz. Ayrıca ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez. Yönetmeliğin 3. maddesine eklenen ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez. Ama biz daha çok yakın bir tarihte bunun örneklerini gördük. Hani tabii şahıs isimleri vermiyorum ama yine de
İşte Batman Üniversitesi'nde gördük, Amasya Üniversitesi'nde gördük, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gördük, Kütahya Dumlupınar'da gördük, Bartın'da gördük, Balıkesir Üniversitesi'nde gördük gibi. Ve YÖK maalesef görmezden geliyor. Peki ne yapılabilir? Sayın rektörler, burada hakkı gasp edilen kişi, yani adrese teslim ilan verildiği için diğeri giremiyorsa, başvuru yapamıyorsa, bu başvuru yapamayan kişilerin yargıya gitme hakkı var. Ve rektör hakkında suç duyurusunda bulunmaya hakkı var. Ve orada, yani idari mahkemeye gittiği zaman, orada karar verici de bu yönetmeliğe göre, bu yönetmeliğe aykırı davranıldığı için rektörle ilgili görevsizlik kararı alır. Ve bu görevsizlik kararı da YÖK'e ulaştığı zaman YÖK Başkanı da bunu görmezden gelemez, gelmemelidir. Bu nedenle sayın rektörler, üniversitelerinizde bu tür haksızlıkların olmasına lütfen imkan oluşturmayınız ya da iyi bir denetim, gözetim altında tutmanız gerekiyor diye bunu bizzat bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten yüksek öğretimin büyük bir sorunu haline geldi son günlerde. Eğer o üniversitenin rektörü böyle bir şeye yapılmasına olanak sağlamaz ise, göz yummaz ise, bu sorun daha üniversitede YÖK'e gelmeden çözülecektir. Bunun altını çizmek isterim. Zaten üniversitelerde akademisyenlerin aidiyet duygularında zayıflama var. Çünkü üniversitelerin bir siyaset yuvası haline geldiği, cemaatlerin bazı üniversitelerde, bazı devlet üniversitelerinde gruplar oluşturduğu, haklarının yendiği bazı akademisyenlerin, zaten akademik özgürlüklerin bittiği ve bu noktada dünya sıralamasında en kötü yerlere geldiğimiz, bu net konuları zaten biliyoruz. İşte bunlar akademisyenleri bugün üniversitesinden uzaklaştıran, aidiyet duygusunu yitirten konulardan bir tanesi bazıları. Bu nedenle bir de adrese teslim ilanların olmuş olması gerçekten akademik barışı olumsuz etkiliyor ve gerçekten kötü şeylere sebep oluyor. Diğer taraftan değerli basın mensupları, bu konuya girmişken beyin göçü. Çok sayıda akademisyenimiz, bilim insanımız bu ülkeden gitmek istiyor. Daha akademisyen olmadan gençler gitmek istiyor. Tabii buradaki nedenlere baktığınızda, hani istihdam bulunamayışından tutun, akademik özgürlüklerin ortadan kalkmasına, demokrasinin bir takım kayıplarına kadar varan ya da işte mezun olanların iyi bir eğitim aldıktan sonra mezun olanların yeterli bir gelir seviyesinde istihdam edilememesine kadar çok sayıda neden, ama en başta da akademik özgürlüklerin olmaması ya da çok azalması, ki az önce de ifade ettiğim gibi dünya sıralamalarında çok olumsuz yerlerdeyiz. Akademik insanların göçüne maalesef sebebiyet veriyor. İşte Sayın YÖK Başkanı aslında oturup bunlara kafa yormaları lazım. Biz akademisyenleri bu ülkede nasıl tutabiliriz? Biz bilim insanlarını bu ülkede, Türkiye'nin ihtiyacı olan bilim insanlarını bu ülkede nasıl tutabiliriz? Nasıl bu tercihi arttırabiliriz? Ya da onların göç etmesine sebebiyet veren sorunlar nelerdir? Bunlar üstüne gerçekten kafa yorulmalı. Yönetenler bunu düşünebilmeli. Türkiye'nin kalkınma stratejisi için son derece olumsuz bir durum bu. Bunun da altını çizmek isterim. Değerli basın mensupları, tabii ki konuşacak çok sorumuz var, çok konumuz var. Zaman zaman yine sizlerle bunları paylaşacağım. Ancak şunu ifade edeyim. Bu kadar sınava dayalı, sürekli yöntem ve sistem değiştiren, ilk öğretimden yüksek öğretime niteliğin gitgide düştüğü bir eğitim sisteminin öğrencilere ve Türkiye'nin kalkınma stratejisine hiçbir faydasının olmayacağını bir kez daha belirtmek isterim.
Eğitim sürekli değişen bir sistemsizlik içerisinde bu ülkede savruluyorsa bunun sonu gerçekten iyi değil. İktidarımızda ise Türkiye'nin kalkınma stratejisiyle örtüşen, çocukların ve gençlerin maksimum yararı hedefleyen, fırsat eşitsizliğinin olmadığı, nitelikli eğitime tüm çocuk ve gençlerin eşit bir şekilde erişebildiği bir sistemi paydaşlar ile birlikte yapılandıracağız, yeniden yapılandıracağız. Teşekkür ediyorum.